Yatırımcı Soruyor'dan herkese merhaba efendim. Ben Tuğba Aşıcı. Her hafta olduğu gibi yine kıymetli bir konuğumuz var bu haftada. İslam Memiş finans analisti bizimle. İslam Bey hoş geldiniz. Hoş buldum Tuğba Hanım. Yayınlar dilerim. Teşekkürler. Gerçekten çok hoş geldiniz. Mükemmel bir manzarada görüyorum sizi. Neredesiniz? Öncelikle onu soralım. Herkes merak ediyordu şimdi Ordu'dayım. İslam Bey. Ordu'dayım. Ordu semalarından herkese kucaklar dolusu sevgiler. Teşekkür ederiz efendim. İslam Bey şimdi borsa yatırımcısı çok da mutlu değil. İsterseniz biraz oradan başlayalım. Nedir bu kadar geri çekilmeler? Toparlanacak mı borsa İstanbul, BIST 100 endeksi? Ne düşünüyorsunuz efendim? Şimdi bu bakış açısıyla alakalı bir şey. Ben çok net bir soru soracağım. Trenin neresinden bindin? Başında mı bindin, sonunda mı bindin? Bir de uzun vadeli yatırımcı mısın, kısa vadeli yatırımcı mısın? Enseyi karartmamak lazım. Eğer yatırım araçlarında sert düşüşler varsa, moralin bozulacaksa, isyan edeceksen, bunalıma gireceksen zaten yatırımcı değilsin. Kesinlikle. Al altınını, dövizini kenarda bekle. Borsa sana göre değil. Yani bu gibi ortamlar, savaş riski, kar satışları, düzeltme hareketleri, jeopolitik gerilimler, dış politikadaki gerginlikler bunlar fırsattır. Bunları fırsat olarak görmek lazım. Evet, Borsa İstanbul 100 Endeksinde son iki gündür sert derin satışlar var. Sebepleri kişi kendine göre yorumlayabilir. Kızgın olanlar, gergin olanlar, soygun var, neler oluyor, SPK göreve bilmem ne. O öyle olmuyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısında çıktı. Dış politika tarafında İsrail'le alakalı biliyorsunuz bir uyarıda bulundu. İşte Türkiye hedefte biz bedeli ne olursa olsun karşısında durmaya devam edeceğiz falan diye. Artık bu dış politika tarafındaki gerginlikler yaşanacak. Bunlar artık sürpriz değil. Sürpriz olarak görmemek lazım. Ve dolayısıyla yabancı yatırımcıların çıkış yaptığını görüyoruz. Ama beraberinde fırsatları da görmek lazım. Mesela uluslararası piyasalarda en uygun ülke hangisi? Şirketlerin durumu nedir vesaire. Şimdi Borsa İstanbul üzerindeki 9067 puan seviyesinde şu anda. Düşüşler bitti mi? Bence hayır. Aşağıda yine ihlal eden alanlar var. Oraların teknik olarak dolması lazım. Şimdi bugün yatırımcısının veya borsa yatırımcının eğer bir yıl vadeyi göz önünde bulundurmuyorsa, kademeli alım yapmıyorsa, shortlamıyorsa, longlamıyorsa ve kademeli satışlar, kademeli alımlar yapmıyorsa, bütün parasını tek bir yatırım aracına, borsa gibi tek bir yatırım aracına koymuşsa, aylarca bekliyorsa, düştüğü zaman bunalıma giriyorsa, yukarı gittiği zaman seviniyorsa, bu yanlış bir şey. Bu yatırımcının kuralları vardır. Bu bütün yatırım araçlarında aynı şeydir. Efendim ons altın Fed'in faiz kararından sonra 2680 dolar seviyesine kadar yükselirken gram altın 3080 lira seviyesine kadar yükseldi. Hatta bu sabah 3090 lira seviyesini gördü. Evet. Gram altın şampiyon mu oldu? Birinci mi oldu? Yok. Enflasyona karşı kimse korunmadı. Ve dolayısıyla şimdi 3000 lira seviyesi üzerinde gram alan, 2600 dolar seviyesi üzerinde ons satın alan, yarın bugün kar satışları yaşandığı zaman, gerileme olduğu zaman şey mi diyecek? Ben altın aldım, zarar ettim. Altın alıp da zarar eden olmadı ki tarihten bugüne kadar. Önemli olan o işte. Ne kadarlık aldın, nasıl aldın, ne kadar vadeyle aldın. İşte borsadaki moral bozukluğun sebebi bu. Bence bir farkındalığın oluşması lazım. 1 milyon TL paranız var. Bunun %25'iyle borsaya giriş yapmamışsınız. Bu %25'in hisselerin mesela 250 bin lira paranızla 250 bin liralık tek bir hisseye girmişsiniz. Kafadan hata. 50 bin 5 tane hisseye gireceksin. Kurumsal şirketlere gireceksin. Ve en az bir yıl bekleyeceksin. Kural bu kadar basit. Ama diğerlerini yapmayanlar of diyor, puf diyor, moral bozukluğu falan vesaire. Bakın Borsa İstanbul üzerindeki 11.400 puan seviyesine kadar gidince ben yol arkadaşlarımla şöyle bir pozisyon yapmıştım. Biz 9.000 puan seviyesinden endeks tarafında TL bazlı çıkış yapmıştık. 23.65 lira seviyesinden gümüş almıştık ve 9.000 puan seviyesinden 11.400 puan seviyesine kadar endeks gidince borsa yatırımcıları dedi ki borsa çıkıyor zarar ettiniz. Hayır efendim. Endeks gidiyor ama senin şirketin değerlenmiyor. Ama 23.65 lira seviyesinde olan gümüşün gram fiyatı 34 liraya kadar yükseldi. 35 liraya kadar yükseldi. Buradaki algıda seçicilik yapmak lazım. Endeks yükselebilir ama senin şirketin değer kazanıyor mu? Oraya bakmak lazım. Ve dolayısıyla bence borsada arkadaşların zarar etmiş, %40, %50 civarında zarar etmiş arkadaşlarımızın moralinin bozuk olması gayet normal. 3. Dünya Savaşları'nın kapıları açıldı. Satışlar yaşandı, enflasyonist bir ortam var gibi birçok etken var bunu etkileyen. Ve dolayısıyla bekleyecek ama dediğim gibi iki türlü bekleyen var.
riskini azaltıp da kenarda bekleyen, bir yıl bekleyen, bir yıl içinde Borsa İstanbul Endeksi 12 bin puan seviyesini görürse de 15 bin puan seviyesini görürse de önemli değil. Adamın beklediği bir zaman var. İkincisi, bütün varlığını tek bir yatırım aracına bağlamış, emanet parayla, borç parayla bu piyasaya girmiş olan yatırımcı var. Emanet, acil ihtiyacı olan bu parayla piyasaya girmiş olanların morali tabii ki bozuk olur. Ama her bir yatırım aracından ben giriş yaptım. Hı-hı. En çok kazanan ben olacağım. Borsa çok sert bir şekilde yükseldi ama diğerleri şundan şu kadar kazandı. Öyle bir şey yok. Borsa 11.400'e gittiği zaman, 4.400 puan seviyesinden 11.400'e gittiği zaman bu sefer de diğer yatırım araçlarına yatırım yapanlar aynısını söylüyordu. Keşke borsaya gelseydim, borsa şu kadar gitti. Bu sefer de borsadan çıkış yapan faize girenler dedi ki faiz sabit olarak bu kadar kazandırdı, keşke faize. Bu keşkelerle olacak bir şey değil işte. Bu tamamen bakış açısıyla ve pozisyonla alakalı. Ve bundan sonraki süreçlerde yatırımcıların sepet kültürünü uygulaması lazım, risklerini ve vadesini ona göre ayarlaması lazım. Bundan sonrasında daha da dikkatli olması. Bu dönemde peki... Kesinlikle. Bu dönemde mesela diyelim ki aldık o düşük. Bu düşüş zamanlarında aldığımızı düşünün. Diğer kişiler de daha öncesinde almışlar ve maalesef ki negatifteler. Bu süreçte herhalde büyük ihtimalle diyoruz ki satışınızı yapmayın, sabırlı olun, biraz bekleyin. Büyük ihtimalle hani toparlanacaktır Borsa İstanbul. Yani psikolojisini yönetemeyen zaten girmesin bu piyasaya Tuğba Hanım. Şu anda zaten hani böyle bir panik havası diyorlar ya, hani bu düşüşte bir panik yapıp hemen daha çok satışa gidenler var. O satışa gidenlerden de birazcık aslında borsada tabii ki aşağıya gidiyor. O yüzden biraz sakin olun, herkes el ele versin diyorum ve sakin olalım ki Borsa İstanbul'da yani, biraz toparlansın en azından. Peki efendim. Yani finansal piyasalarda varlığı olan psikolojisini yönetemiyorsa, varlıklarında korku ve panikle işlem yapıyorsa bence çok büyük hata içinde, gaflet içinde. Bence bu tür arkadaşlara yatırımcı olduğunu şahsen düşünmem. Evet. İslam Bey, şimdi sizin bir paylaşımınızı da gördüm. Eylül ayında en çok kazandıran gümüş olmuş gördüğüm kadarıyla. Evet. Gümüşle, aynen. Gümüşle alakalı beklentileriniz, yorumunuzu alabilir miyim? Valla ben yıllık öngörümü kamuoyuna yatırımcılarla her yıl işte Ocak ayının ilk haftasında açıklarım. Hı hı. 2024 yılının şampiyonu birincisi gümüş olacak. İkinci sırada altın var. Bu öngörümü daha önce paylaştım. Bu öngörüm halen devam ediyor. 2024 yılının son çeyreğine girdik ve dolayısıyla gram gümüş, gram altını tahtından etti. Yine birinci oldu. 9 aylık süreç içerisinde %52 kazandırdı. Gram altın %48 kazandırdı. Yine Eylül ayında da en fazla gümüş kazandırdı. Gram altından daha fazla kazandırdı. Ve yine yılı birincilikle bitirecek bir gümüş var. En büyük özelliği de altın gümüş rasyosunun yüksek olması. Hı hı. Altın gümüş rasyosunun 80 seviyesinin üzerinde 80-85 bandında geziyor. Biz de 85 seviyesinden altınlarımızı gümüş yapmıştık. 72 seviyesini bekliyoruz bu yıl için. Ve 75 seviyesine kadar geriledi Haziran ayında. Şimdi tekrar 80 seviyesinin üzerinde. Yine biz 6 aylık süreç içerisinde 72 seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Gümüşün performansı gayet iyi. Altına kıyasla gayet ucuz kaldı, düşük kaldı. Evet. Gümüşü seviyorum, gümüşü sevmeye devam edeceğim. Çünkü gümüşün ons ve gram tarafıyla ilgilenmiyorum, rasyo ile ilgileniyorum. Evet. Benim için önemli olan hikaye rasyo. Yani evet, enflasyona karşı altın sizi koruyabilir ama gümüş bence zengin eder. Hı hı. O zaman şimdi altın da sorayım, sonra bir sorum var onu soracağım. Altınla alakalı beklentilerinizi de sorayım efendim. Dediğiniz gibi bu Fed'in kararından sonra bir yukarı yükselişi oldu. Şu anda nasıl devam edecek? Beklentiniz nelerdir? Mesela yine büyük ihtimalle Fed'den, ECB'den yine tabii ki faiz indirimleri gelecek. Önümüzdeki süreçler içerisinde ve tabii bir de şöyle bir şey de var, ABD seçimleri de var önümüzde. Bunların hepsi zaten altını da etkiliyor tabii ki o gelişmelerde. Oradaki beklentiniz nelerdir efendim? 2024 yılına ilişkin 9 aydır yorumlarım sade ve netti. Hı hı. 2600 dolar seviyesine kadar merkez bankalarını, 2600 dolar 3000 dolar aralığında jeopolitik gerilimi fiyatlayan bir ons altın bekliyorum. Ve bugüne baktığımız zaman şu anda ons altın 2645 dolar seviyesinde. Fed'in faiz kararı 2600 dolar seviyesi test edildi. Oradan 2570 dolar seviyesine kadar geriledi. Yine aynı hafta İsrail'in saldırıları başladığı için tekrar 2680 dolar seviyesine kadar yükseldi.
kısa vadede bir aylık süreç içerisinde ons altın tarafında tam 200 dolarlık bir artış gördük. Ve bugün bu sabah yine altın yatırımcısına sade bir şekilde net bir mesaj verdim. Ons altın 2680 dolara kadar, gram altın bu sabah 3090 lira seviyesine kadar yükseldi. Alır mıydım? Hayır. Dolarda beklemeye devam ediyorum. Ben Fed'in faiz kararından önce dolar pozisyonu almıştım. Bu pozisyonumu korumaya şahsen devam ediyorum. Özellikle bu İran misillemesiyle birlikte altın ve gümüş tarafında, değerli metaller tarafında bir tepki görmedik. Petrol fiyatlarında gördük, değerli metallerde görmedik. Ben ons altın tarafında ilk önce 2580 dolar destek seviyesini takip ediyor olacağım. Ondan sonra kademeli olarak tekrar bir yoruma ihtiyaç var. Aşağıdaki seviyelerde olmaya devam edecek. Bu seviyelerden ben altın mı alırdım? Ben almazdım. Ne altın, ne ons altın ne de gram altın. Bugün ucuz ne mesela? Euro. Euro alırdım. Açıkta beklemezdim. Bakın kendimi garantiye alırdım. Açıkta beklemezdim. Euro alırdım. Ons altın tarafında 2580 dolar seviyesini ilk etapta beklerdim. %50 2580 dolar seviyesinden alırdım. Diğer %25-125 iki kademeyi de daha alt seviyelerden alırdım. Tekrar önümüzdeki yıl 2025 yılı için yine altın yatırımcısına geçen hafta yani Eylül ayı bitmeden 2025 tahminimi kamuoyuna açıkladım. Gram altın tarafında 4500, ons altın tarafında 3500 dolar seviyesi. İşte bu pozisyonumuzu aldıktan sonra en az bir yıl beklemek suretiyle önümüzdeki yıldaki fiyatları beklerdim. Ama ons altın, gram altın benim paramla şu anda oldukça pahalı. İkinci neden çok önemli benim için çünkü. Şu anda ithalat yasağından dolayı Türkiye'de 1 kilogram külçe altını 2000-3000 dolar aralığında pahalıya alıyoruz. Evet. İthalat yasağından dolayı işçilik var, pahalı alıyoruz ve ona rağmen tekrar fiyat yüksek. Çarpı iki zararımız var. Ben bu kadar büyük bir riske girmem. Bunu kim olarak söylüyorum ben? Altın ve gümüş yatırımcısının savunucusu olarak söylüyorum ben bunu. Ve buna rağmen ben dediğim gibi altın ve gümüş tarafında şu anda mesafeli durmayı tercih ederim. İslam Bey peki şunu soracağım. Şimdi bu trene binme konusunu konuşuyoruz ya özellikle bir yatırımcı olarak. Evet, evet. Mesela diyelim ki şimdi Borsa İstanbul için falan konuşuyoruz. Aslında şimdi altın ve gümüş için de söylediniz baktığınızda hani şu anda beklerim veya işte devam ederim gibilerinden. Evet. Ama şunu da diyebilir miyiz mesela bir taraftan da? Mesela altın ve gümüş için özellikle tabii altın için baktığınızda her zaman yatırımı yapılabilecek bir araç mıdır efendim baktığınızda? Tabii ki Tuğba Hanım şöyle, şimdi profesyonel yatırımcılarla küçük yatırımcıları birbirine ayırmak lazım. Az önce 2025 yılı öngörümü söyledim. Gram altın tarafında 4500, ons altın tarafında 3500. Bugün fiyat ne? 2645 dolar, 3065 lira seviyesinde de gram altın, doğru mu? Evet. Şimdi 4500 seviyesine baktığımız zaman, bugünkü fiyata baktığımız zaman bugün yine ucuz. Yıla 2050 lira seviyesinden başlayan gram altın 9 ayda gramında 1000 lira değer kazandı. Evet. Anladınız mı? Evet. Her ay eze eze rekor kıran bir gram altın var karşımıza. Evet. 4000'li seviyeleri gören bugüne ucuz diyecek. 4500'ü gören de 4000'e görene ucuz diyecek. Dolayısıyla uzun vadeli yatırımcılar için, küçük yatırımcılar için fiyat her zaman ucuz. Eline kağıt para geçtiği gün fiyat ucuzdur. Dünden daha ucuzdur. Evet. Ve dolayısıyla profesyonel yatırımcıların pozisyonu daha yüklü olduğu için, parite üzerinden işlem yaptığı için, yurt dışı borsalarından genelde işlem yaptığı için bu bizim finansal piyasalardaki hikayemiz farklı. Bizim her söylediğimiz her yatırımcıyı bağlamaz. Küçük yatırımcının görevi şudur. İlk önce bu yatırım alışkanlığıyla alakalı. Örnek veriyorum. Eline 20 bin lira para geçti. İlk önce harcamalarımı yapayım. Kalan parayla ben tasarruf yapayım. Bu döviz olabilir, altın olabilir, borsa olabilir vesaire. Bu çok yanlış. İlk önce yatırımını yapacaksın, kalan paranla alışverişini yapacaksın ya da tüketimini yapacaksın. Evet. Bu yatırım alışkanlığının değişmesi lazım. Biz burada ne yapıyoruz? Elimize para geçti, 20 bin lira. Tamam, 5 bin liralık altın aldın mı? 5 bin liralık gümüş aldın mı? 5 bin liralık döviz ya da borsaya giriş yaptın mı? Ya da kripto paralara giriş yaptın mı? Ne yaptın? Ben elimdeki birikimi 5 parçaya böldüm, risklerimi dağıttım. Niye? 2025 yılına geldiğimiz zaman altın fiyatları düştü. Düşsün. Elimde TL var. Sepetimde TL var. Alırım. Veya dolar var. Alırım. Aa borsa uçtu gitti. Olsun. Sepetimde borsam var. Kazanırım. Yani bu risklerinde 20 bin lirayı 4 parçaya bölen yatırımcı yine evet. Ağlamaz, üzülmez, kahretmez.
Bakın düşerken de kazanır, yükselirken de kazanır. Her tercih bir vazgeçiştir. Tercihlerimizi ona göre yapmalıyız. Borsa İstanbul 9000'e gelmiş. Vah yandık. Zarar ettik %40, %50. Dostum sen 1 milyon TL'nin hepsini borsaya koymuşsan almak senin hakkın zaten. Aynen. Sen 1 milyon TL'nin 200 bin lirasını 50'şer bin liradan 5 hisseye koysaydın, bugün sepetinde döviz olsaydı, bugün sepetinde TL olsaydı bu düşüşleri kademeli alım olarak maliyet düşürmek için kullanırdın. İşte gram altın yatırımcısı da böyle. Her ayı, her eline geçen parayı gram altın yaptığı zaman, tasarruflarını artırdığı zaman 1000 lira seviyesinden 2000 liraya, 2000 lira seviyesinden 3000 liraya, seneye 4000 lira olacak. Bu rakamlara baktığımız zaman kim kazanıyor? Alan kazanıyor. Uzun vadeli yatırımcı kazanıyor. Evet. O yüzden dövizinden tut, borsasından tut, altından tut, kripto parasından tut. Bana göre yıllık bazda hepsi ucuz. Alacaksın, kenara koyacaksın. İslam Bey, bunu birazcık sormamın sebebi de şimdi kimisi diyor ki işte ben borsadan anlamıyorum, işte borsaya yatırım yapmıyorum, kriptolardan korkuyorum gibi böyle bütün bu yatırım araçlarından çekinip sadece böyle altın yatırımcısı oluyor ya. O yüzden sordum yani hani şimdi altının sizin söylediğiniz şey aslında en çok diğerlerinden en önemli ayıran özelliği de o herhalde. Ne zaman girersen gir. Hani şimdi borsada bazı şeyler de diyoruz. O tren o tren kaçtı onda diyoruz mesela bazı şeyler için ama altında hiçbir zaman o tren kaçmıyor baktığınızda. Ne zaman herhalde binersiniz binin. Hele ki uzun vadede. Vallahi o ben borsadan anlamıyorum diyenlerin kulağını çekmek lazım. Yani modern 2024 yılındayız, teknoloji çağındayız. Evet. Elinde telefon var, bankacılık uygulamasından her gün alıyorsun, satıyorsun, sipariş veriyorsun. İş borsaya geldiği zaman mı anlamıyorsun? Bir şey yapmıyorsun ki. Bankada gireceksin, borsa hissesi satın alacaksın. 3 tane 5 tane kurumsal şirkete gireceksin, altını bekleyeceksin. Aynen. Sen sırtında taş taşımayacaksın, bir şey beklemeyeceksin yani. Normal nasıl döviz alıyorsan, nasıl altın alıyorsan. Aynı şekilde bankaya gireceksin, hisse senetlerini kurumsal şirketlere alacaksın, işte 5'er bin liralık ayda kenara koyacaksın, emekli olduğun zaman keyfine bakacaksın. Ama ben 3-5 ayda zengin olayım, Ahmet, Mehmet zengin olmuş, şu kadar para kazanmış. Tabii. Emin olun hepsi yalan, kulaktan dolma, hepsi yalan, böyle bir şey yok. Öyle bir piyasa olsa zaten, böyle 3-5 yatırımcının, küçük yatırımcının böyle milyoner olduğu bir piyasa olsa, emin olun varlığımızı, yoğumuzu satarız, dünyanın en zenginleri sıralamasında benim de adımı geçer mesela. Öyle bir piyasa yok, emin olayım. Yani. Evet, bir de çok güzel söylediğiniz orada hani kurumsal bir şirket diyorsunuz ya yani geçen de bir bankacı arkadaşımla söylüyor, diyor ki o kadar öyle yatırımlar yapıyorlar ki söylediği şirketlerin adını ben hiç duymadım diyor mesela. Yani böyle hiç bilinmedik hisselere de aslında çok, hele ki finansal okuryazarlığı yoksa üzerinde bir teknik temel bir analiz yapamıyorsa, çalışamıyorsa o tip şirketlere herhalde hiç giriş yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi daha sağlam olması açısından da. Ben size bir de kriptoları da sorayım efendim. Oradaki yorumlarınız nasıl? Şimdi kripto 60 binin o psikolojik seviye aşamıyor demiştik ama şu anda son zamanlarda hala 60 binin üstünde tutunuyor. Daha da ilerleyeceğine inanıyor musunuz? Çünkü çok böyle yüksek rakamlar söyleyenler var. Sizin beklentiniz nedir? Ben kripto parayı ikiye ayırıyorum. Bitcoin ve diğerleri. Bitcoin ve diğerleri diye iki türlü kripto para piyasasını yorum olarak ayırabilirim. Ve geçen ay ben Eylül ayında özellikle kripto para piyasasındaki yatırımcılara bel kemiği Bitcoin olduğu için Bitcoin üzerinden örnek verdim. Yıl sonuna kadar öngörüm 80 bin dolar seviyesi. Bu öngörümü koruyorum. Bir revize ya da güncelleme yapmadım. Bana göre şu anda alım yapılabilecek bir seviyede. Tabii bu yine 1 milyon TL'nin hepsiyle gidin alın koşa koşa demiyorum yani. Alınabilecek bir seviyede. O düşüş trendleri bitti. Özellikle o başta Trump'ın ve diğerlerinin yapmış olduğu şeyler vardı. Manipülasyonlu fiyatlaması vardı. Burayı kripto piyasası yapacağım, Çin'i geçeceğiz, şöyle yapacağız falan. Popülizmle birlikte bir coşku vardı falan. Oradan sağlam bir tokat yedi. 48.950 dolar seviyesine kadar geriledi. Buradan zaten o günkü köşe yazılarım olsun, yorumlarım olsun falan. O günlerde fiyatların bence çok çok uygun ve bedava olduğunu ifade etmiştim. Hı-hı. Ama Bitcoin üzerinde tabii ki. Ve dolayısıyla aynı öngörüm geçerli. Birçok yatırımcı o seviyeleri bir fırsat olarak değerlendirdi. Hatta kripto para piyasasına hiç girmemiş, bugüne kadar hiç girmemiş olanlar bile güzelce orayı değerlendirdi. Ben 80 bin dolar öngörümün halen devam ettiğini söyleyebilirim.
her şey normalleşti. Merkez Bankası'nın faiz politikasıyla birlikte. Euro dolar paritesi tekrar eski seviyesine geldi. Yani 1.12'ler test edildi. Altın ve gümüş fiyatlarında tekrar normalleşme gördük. Zirveler gördük. Borsalarda aynı şekilde normalleşme gördük. Ama Bitcoin'de bir normalleşme görmedik. Buradaki baskılanma süreci devam ediyor. Ama bence sıra buraya geldi. Buradaki baskılanma süreci devam edecek. Özellikle Eylül ayında ikinci sırada Bitcoin vardı. En çok kazandıranların arasında. Ve dolayısıyla da 10 bin lirası olan 10.950 lira yapmıştı parasını. Ve dolayısıyla da ben yıl sonunda 80 bin dolar öngörüm geçerli. Altcoin'lere hiç girmeyeyim. Orası tam Kurtlar Vadisi. Orada çarşı pazar karışı. Oraya çok güvenmiyorum. Çok da güvenmelerini şahsen önermiyorum. Doğru. Orada bütün varlıkları olan gençler, genç nesiller, heyecanı çok, adrenalini çok seven insanlar var. Daha sonra böyle battık diye böyle arabeskse bağlıyorlar falan. Onlar yanlış şeyler. Kripto para piyasası bir dijital mecradır. Dünyada kabul görmüş bir dijital yatırım ortamıdır. Milyar dolarların yönetildiği bir para piyasasıdır. O yüzden yani ne olduğu belirsiz bir mecrada varlıklarımı saklamaktan ziyade Bitcoin gibi bel kemiği olan, Ethereum gibi bel kemiği olan varlıklar bence daha avantajlı. Hı hı. İslam Bey, şimdi 2 dakikamız kalmış. Orada ben bir de size petrolü sorayım. Çünkü İsrail'in tabii ki Gazze'ye olan saldırısı dolayısıyla saldırı da değil artık neyse katliamı diyebiliriz. Sonrasında Lübnan'a olan durumu var. Sonrasında tabii ki bir misilleme falan derken böyle orası çok karışık ve tabii ki bu petrolü de etkiliyor. Petroldeki son durum ve beklentileriniz nelerdir? En son tabii yükselişe başlamıştı. Evet. Uzun vadedeki beklentilerinizi sorayım efendim. Ben bu yıl sonuyla alakalı 2024 yılındaki analiz raporumda Brent petrolün varil fiyatında 90 dolar öngörüm vardı. Hı hı. Yine yılın son çeyreğine girdik. Bu öngörümü koruduğumu ifade etmek isterim. Geçen ay çok ciddi bir manipülasyon fiyatlaması vardı. Özellikle 3 yılın ardından 70 dolar seviyesinin altına kadar gerileyen bir Brent petrol vardı. Şu anda 74.32 dolar seviyesinde. Bu İran misillemesiyle birlikte işte yukarı yönlü ataklarda 77 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Ben tekrar düşüşlerin kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. Buradaki manipülasyon fiyatlaması devam eder. OPEC üyelerini ilgilendiren bir çatışma ortamı var şu anda. İşte Kafkaslar o sürece dahil olmadı. İşte Suudi Arabistan şu anda sessizliğini korumaya devam ediyor. Ama ben petrol fiyatlarındaki yükseliş öngörüm halen devam ediyor. Başlıca nedenlerimize baktığımız zaman jeopolitik gerilimler birinci sırada yer alıyor. Hı hı. İkinci sırada da OPEC üyelerinin kararları ve politikaları da burada oldukça önemli ve etkileyici olacaktır diye düşünüyorum. Efendim teşekkür ederim katılımınız için ve değerlendirmeniz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın. İslam Memiş finans analisti bizimleydi efendim. Yatırımcı Soruyor programının da bu hafta sonuna geldik. Haftaya farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.